fazlalık düşünmekten kendimi işe veremedim vallahi ben de. Nedir bu? Çöplükten çıkan başka bir ganimet daha. Hazal Hanım bir konuşmasını olduğu gibi kaydetmiş. Komiserim bence bu çocuk o müzisyen çocuk ha. Nereden anladın? Yazı yok komiserim. Bunun sesi yok. Halledeceğim komiserim. Başa al bakalım. Gevşememek lazım. Pardon, siz kimsiniz? Komiser Galip nerede? Komiser Galip maalesef öldü. Yerine ben bakıyorum artık. Güzel şaka. Şaka değil bu. Çok ciddi bir durum. Psikolojik deney falan mı yapmaya çalışıyorsunuz ya? Bakar mısınız? Ne oluyoruz ya? O aynanın arkasında kimse yok. Dedim ya, artık ben varım ve sorulara ben soruyorum. Kimsin? Niye buradasın? Bir kayıp vakası. Bir kız. Adı Hazal. Onun hakkında bilgi vermeye geldim. Peki bu kayıp kızla ilişkin nedir? Öğrencim. Hazal'ın okulunda rehber hocayım ben. Başka? Ne başka? Bakın ben buraya yardımcı olmaya geldim. Bu şekilde böyle saçma sapan bana böyle suçluyu sorguya çeker gibi davranamazsınız. Suçlu olmadığın ne malum? Hanımefendi size söylüyorum, ben Hazal'ın okuluna rehber hocayım, o kadar bilgi vermeye geldim. Aksi ispatlanana kadar herkes suçludur. Ne suçu ne ispatı, ben sizin tarafınızdayım, yardımcı olmaya çalışıyorum burada. Tuna. Sana odada beklemeni söylemiştim, çıkar mısın lütfen? Hayatım, ben beklerken biraz yoğurup kulak memesi kıvamına getirdim. Fena mı yaptım? Tamam, odada beni bekle. Lütfen. Tamam. Komiser Bey, neydi bu şimdi? Ne oluyoruz ya? Kusura bakmayın. Evet, tuhaf bir durum olduğunu biliyorum. Şimdi bu deli... Bu deli... Yakın zamana kadar çok iyi bir uzman polisti. İstanbul Emniyeti'nin en iyi kriminoloji uzmanı. Onun gözü, onun ayrıntılarda gördüğü şeyler, çözdüğü bir iki olay... ...şimdiden okullarda örnek vaka olarak gösteriliyor, biliyor musunuz? Ama hep bir sınır vardı. Yani vardır, bilirsiniz. Davranışı normal sınırı aşınca görevden alındı. Tedavi görüyor şimdi. Ve en kısa zamanda iyileşeceğini umuyoruz hepimiz. Her günü ayrı bir macera. Bazen herkesten, hepimizden çok daha akıllı oluyor. Bazen de aklı hop alıp başını gidiyor. Hani yarışlarda atlar yanlış start alır ya. Aynen öyle. Hop koşuyor, sonra yanlışını anlıyor, geri dönüyor. Bir süre yolunda gidiyor her şey. Sonra hop yeniden yanlış start. Peki nasıl bu hale geldi? Kocası delirtti onu. Ama uzman olan sizsiniz. Kendiniz dediniz. Herhangi bir ruhsal durum için tek bir sebep bulunamaz. Öyle değil mi? Hayır canım, bin tane sebep var. Da bir şey soracağım. Eğer hanımefendi rahatsızsa,
Hastaysa bu saatte burada ne işi var? Burası emniyet değil mi? Karım o benim. Neyse biz şimdi bu aramızda geçenleri unutalım, anlaştık mı? Hazal'a geri dönelim. Nerede kalmıştık? Komiserim bakın kafam karmakarışık oldu. Sabah sabah böyle bir yere geliyorsunuz. Etrafınızda aynalı camlar, biraz önceki olay. Yani insan kendisini sorguya çekilen bir suçlu gibi hissediyor. Yok, kimsenin sizi sorguya çektiği falan yok. Henüz ön araştırmadayız. Kimse size suçlu muamelesi yapmıyor, merak etmeyin. Anlatın bakalım. Mesela şu müzisyen çocuk. Hazal'ın onunla ilişkisi olmuş mu? Bakın Hazal'ın bana anlattığı her şeyi ben burada size anlatamam. İlkelerimize aykırı. Yani hasta size mesleki anlamda güvenip bütün sırlarını açıklıyor. Siz de yani burada her yerde anlatıyorsunuz bunları. Öyle bir şey olabilir mi ya? Sizin bunu eşinize, dostunuza, ailenize bile anlatmanız gayri ahlaki bir durum. Nedim Bey. Bir, burası her yer değil, emniyet. İki, hasta dediğiniz kişi şu anda kayıp. Ya çocukça bir şey yaptı, ailesinden kaçıyor. Ya da kaçırıldı, alıkonuldu. Bir yerlerde hayatı tehlikede olabilir. Bakın Nedim Bey, bizim kayıp birinden iyi bir haber almamızın belli bir süresi var. O süre neredeyse bitti gibi. Hazal şu anda gerçek bir tehlike yaşıyor olabilir. Ölmesi an meselesi olabilir. Hatta ölmüş bile olabilir. O yüzden anlat kardeşim. Şu müzisyen çocuk. Hazal'ın onunla ilişkisi olmuş mu? Boş bir kalp atıyorken içimde yaşamam artık ben. Yaşayamam böyle. Yeni bir elbise gibi güzel değil ölmek. Nasıl buldun şarkımı? Evet olmuş. Ama ben en başında bu ilişkiyi onaylamadığımı söylemiştim. Neden? Bakın kimsenin geldiği mahalleye, memleketine, gelir durumuna, yani kimseye karşı bir ön yargım yok. Herkese karşı eşit şeyim var. Ama işte eğer yanlış anlamadıysam, bilmiyorum, bence o çocuk sağlam pabuç değildi. Gördün mü çocuğu? Hayır, Hazal'ın anlattığı kadar tanıyorum. Niye sağlam pabuç değil dedin? Hazal'ın onu derleyip toparlayacak birine ihtiyacı vardı. Çocuk, çocuktu işte. Yani ona sahip çıkabilecek birisi değildi ki. Aksine ilişkileri devam etse Hazal çok daha fazla dağıtırdı bence. Ha, ilişki bitti yani. Evet bitti. Hazal bitirdi. İyi. O zaman dinleyeceğimiz çok şey var bu çocuktan. Peki Hazal, anne babasından nasıl bahsederdi size? Annesinin erkeklere düşkün, pardon, hafif ruhlu bir kadın olduğunu düşünürdü. Hafif ruhlu? Birebir demedim canım. Yani Hazal tabii ki böyle bir tabir kullanmazdı. Annesinin bu huyunun hep kendine geçeceğini düşünürdü. Hep korkardı annesine benzeyecek diye. Babası Korhan Bey hastayken annesi onu aldatmış. Hazal tabii bunu çok küçükken görmüş ama hiçbir zaman affetmemiş. Hatta bir gün babası hastanedeyken Hazal annesiyle üvey babasını basmış. Yani 11 yaşındayken oluyor bu ama kızın kafasına kazınmış bir kere. Babam hastanede her yeri kırık vaziyette öyle yatıyor derdi. Üstelik adam aile dostu, iş ortağı. Biliyorum, biliyorum. Sonrası klasik hikaye işte. Üçüncü Dünya Savaşı gibi boşanma davası. Her iki tarafta birbirlerine karşı yapılabilecek her türlü kötülüğü yapıyorlar. Tabii arada zavallı kız kalıyor. Paylaşılamayan bir ülke gibi. Aslında çok daha tuhaf şeyler var ama... Ne gibi? Yani bilmiyorum, şu anda bunu söylemem doğru olur mu ama... Yanlışı doğru geçtik onları kardeşim, anlat sen. Babası Korhan Bey bir ara DNA testi istetmiş. Hazal'ın öz kızı olup olmadığını anlamak için. Sonuç? Öz kızı. Hazal'ın haberi olmuş mu bundan? Annesi anlatmış. Komiserim, şu müzisyen çocukla babası geldiler. İyi, biraz beklesinler, sonra alırsın. Erkin,
Zihni şu chat kaydının sesini hallettiyse bir getirsin bakalım. Hadi. Siz de biraz çıkın dinlenin. Ama binadan ayrılmayın. Konuşmaya devam edeceğiz. E okul ne olacak? Okula haber verirsiniz. Burada daha hayati bir konu var maalesef. İşiniz var burada, siz de mi çağırdılar? Evet, Hazal'ın rehber hocası olarak bilgi verebileceğini düşünmüşler. Çok üzgünüm Mine Hanım. Ama merak etmeyin. Öyle birden ortaya çıkıp geri döneceğinden eminim o deli kızın. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Birincisi benim tanıdığım kadarıyla Hazal çok akıllı bir kız. Öyle kimsenin kandırabileceği bir kız değil. O anlamda başına kötü bir şey gelmiş olamaz. Bilmiyorum. Ben buralardayım. Kalmamı istediler. Görüşmek üzere. İkincisi neymiş? Bak hastalığı alacağım. Aa, bak kim gelmişler ya. Bu herifin ne işi var burada be? Birincisi kızımız çok akıllıymış. İkincisini söylemeden gitti. Keşke kantine girmeseydim. Korhan nefret eder bu adamdan. Sen çocukların kafasını saçma sapan fikirlerle dolduran herif değil misin? Korhan Bey, ne demek istiyorsunuz? Sen diyorum, sen. Hazal'ın hocası değil misin? Hazal'a aile hastalıklı bir kurum falan diyen adam. Söyle bakalım, aile hastalıklı bir kurumluymuş. Ben kimseye öyle bir şey demedim. Demişsin, Hazal da Derya'ya anlatmış. Ben de gittim okul yönetimine şikayet ettim. Kızımın kafasına anarşist fikirler sokuyorlar dedim. Ha işte o benim. Anladın mı? İşten atarlarsa sebebi de benim. Korhan Bey bakın, benim amacım çocuklara yardımcı olmak. Kimsenin kafasını öyle anarşik fikirlerle doldurmuyorum. Sadece dertlerini dinliyorum ve o anda en sağlam, en doğru adımlar neyse onları atmalarını sağlıyorum. Kimse beni böyle saçma sapan bir şikayet yüzünden beni işimden etmeyecek. Ha o şikayetlerden 10 tane olur, o zaman anlarım. İş değişir. Ama maalesef bugüne kadar sizden başka şikayet eden de olmadı. Bakın ben 14 yıllık rehber hocayım. Kızınızın tabii ki... Çok şahane rehberlik etmişsin. Kızımız Hazal da çok güzel rehberlik etti. Bak ne güzel bir yere geldik. Sabahın bu saatinde emniyette güzel bir kahvaltı ediyoruz değil mi? Benimle böyle konuşamazsınız. Hadi lan. Ben istediğim adamla istediğim şekilde konuşuyorum. Hazal bir geri gelsin. Beyefendi. Tamam mı? Tamam. Herkes nerede okuyorsa orada okusun be. Kim bu herif ya? Hazal'ın hocası. Yani psikolog diyorlar. Ben de kim psikolog diyorum. Yani bu rehberlik hocası psikolog değil ki. Biliyorum tabii bunu. Sen de tanıştın bir kere. Hatırlamıyorum. Şimdi bu herif Hazal'ın anlattığı bütün saçmalıkları polise anlatmış. Ya anlatsın, korkacak bir şeyin mi var? Ya ne diyorsun Mine ya? Neden korkacağım? Ben kızının saçma sapan işlerinden bahsediyorum. Aklına gelen ne varsa bu herife anlatmıştır. Şimdi o da aklına kalan yarım yamalak haliyle polisi anlatıyordur. Bir deli bir kuyuya taş atmış, çıkar çıkarabilirsin. Gel. Avukat Ferhat Baran. Oğlum Deniz Mular. Deniz, ismen tanıyoruz kendisini. Ben de komiser Galip. Buyurun. Komiserim, biz niye buradayız? Telefonda anlatılmadı. Anlatıldı. Bir kız kaybolmuş. İyi ama biz niye çağrılıyoruz? Evet, bir kız kayboldu ama bu kız öyle herhangi bir kız değil. Deniz sık sık görüşüyormuş bu genç kızla. Telefonda konuşuyorlarmış. Bilgisayarda chat falan yapıyorlarmış. Hatta birlikte beste bile yapmışlar. Bu kız böyle bir kız. Komiserim,
Bizim Deniz küçük bir müzik grubu var. Sağ olsun genç kızlar arasında popüler. Seveni edeni epey çok. Ha. Ne tür müzik yapıyorsunuz? Protest rock. Halk müziği, türküler falan. Modern yorum yapıyorlar tabii. Ama konu bu değil. Konu kayıp çocukla oğlumun ne alakası var? Görüştüklerine dair kanıtınız var mı? Elbette var. Yani sizi buraya boş boşuna çağırmadık. Telefon görüşmeleri, şunlar bunlar var. Kayıtlar. Komiser bey, bu kız ne zaman kaybolmuş? Pazar gününden beri haber alınamıyor. En son pazar akşamı Deniz'i aramış. Bakın, pazar akşamı oğlum benimleydi. Evdeydi. Pazardan beri de küçük bir rahatsızlık geçirdi. Hep evdeydi. Annesi, arkadaşları şahit. Rahatsızlığı diline vurmuş herhalde. Kendi konuşamıyor mu? Konuşuyorum. Konuşuyorum tabii. O zaman baban niye konuşuyor, anlatıyor senin yerine? İsterse konuşur, istemezse konuşmaz. Çünkü bizim bu kayıp vakanızda hiçbir ilgimiz yok. Bizi boşu boşuna buraya kadar getirdiler. Komiserim, biz burada ne arıyoruz? Burada ne arıyorsunuz? Yani uzun uzun anlatabilirim size ama özeti şöyle. Deniz'le Hazal Hıdrellez kutlamaları sırasında tanışıyorlar. Sonrasında görüşmeyi kesmiyorlar ama telefonda görüşüyorlar sık sık. Bilgisayarda chat yapıyorlar, kamerayla falan böyle görüşüyorlar. Sonra Hazal bir şarkı yapmak istiyor. Deniz de beste ve düzenleme konusunda Hazal'a yardımcı oluyor. Deniz'in haberi var mı bilmem ama Hazal bunları kaydetmiş. Doğru mu? Şimdi şu kayda bir bakalım. Ondan sonra siz bana söyleyin burada ne aradığınızı. Mısın ya? Ben kimseyle öyle bir şeyler yapmıyorum ya. Sana olayım, bana emin değil. Şaka be, manyak. Ben sanki seninle sanal seks yapacağım burada. Şakadan da anlamıyorsun. Naber nine? Niye öyle tuhaf bir şekilde bakıyorsun bana? Vay be. Hocamız. Okulda kızların gözdesi. Her genç kızın rüyası. Koridorlarda yürürken burnundan kıl aldırmayan beyaz atlı rehber sabah sabah ifade vermeye gelmiş. Nina, saçmalama. Hangi konuda? Kimsenin gözdesi falan olduğum yok. En azından bir kız sana deliler gibi hayrandı. Hatta tapıyordu. Bana tapıyordu. Kimmiş o? Sen küçücük kızları tatlı dille, güler yüzle kandır. Kendine bağla, kölen yap. Ondan sonra kim? Kim bana tapıyordu? Korkmuyor musun? Neden? Buraya kadar kendi ayağınla gelmişsin. Ve neden korkacakmışım? Ya Hazal'la arandaki her şey ortaya çıkarsa? Yanarsın sen. Peki ya Hazal'la senin arandaki her şey ortaya çıkarsa? Neymiş o her şey? Bilmem. Ama bildiğim bir şey varsa işte o zaman asıl yanan sen olursun. Naime. Şey kaydettiğini bilmiyordum. Güzel kızdı. Ne yapayım? Hoşlandım. Oğlum sen ne yaptın böyle? Hazal'la ilişkini nasıl tanımlıyorsun? Neler hissediyordun ona karşı? Bence çok hoş biriydi. Artık değil mi? Üvey babasının Hazal'a cinsel tacizde bulunduğu böyle bir şeyin dayanağı var mı? Sizce gerçek olabilir mi? Ben o adamdan her şeyi beklerim. Beni aranızı almaya çalışmayın. Beni hiçbir zaman babası olarak kabul etmedi.
Biraz daha ısrar etsem o tişört çıkar. Fazlası da çıkar. Böyle manyak bir kıza nasıl bulaştı? O kız evden kaçmışsa tek sorumlusu sen ve Korhan'sınız. O benim hayattaki tek çocuğum. En sevdiğim şey. Bir tek sen seviyorsun ya. Yani. Ben sadece seni düşünüyorum. Sen sadece kendini düşünüyorsun. Senin. Yalnız benim o. Ne keserim seni. Ne düşündüğünü biliyorum ama bence acele etme. Hayatta en yakın arkadaşım o. Özal ve Naime arasında normal arkadaşlıktan daha ileri bir ilişki var mı? Arkadaştan da öte. Yattı mı? Cevap versene. Özal'ı en son ne zaman gördün?